Hanımefendiler ve beyefendiler, şu an Kaliforniya'dayım. Bugün sizi hayatımın dönüm noktalarından bir tanesine götüreceğim ki bu dönüm noktası aslında çocukluk zamanlarıma denk geliyor. Çocukluğumda izlediğim bir film vardı. Film Kaliforniya'da geçiyordu. Daha çok küçük yaşta beni film müziğine heveslendiren, izlerken wow dediğim bir mekana gideceğiz bugün. Neden film müziği yapmaya başladığımın sorusunun cevabı. Hadi bakalım, yola çıkalım. Evet arkadaşlar, şimdi 45 dakika süren yolculuğun ardından filmi bilenlerinizin çok iyi tanıyacağı bir mahalledeyim. Geleceğe dönüşten Martin McFly'ın evindeyim. Şimdi iniyorum. Bu filme karşı nasıl hisler beslediğimizi tarif edemem. Çünkü dediğim gibi benim film müziğine başlama sebebim tamamen bu filmdir. Ve okuldayken son sene artık bir film seçiyordunuz kendinize ve o filmin müziklerini tekrar yapıyordunuz. Ve ben bu filmi seçmiştim. Çünkü çocukluğumdan beri hayatımın en önemli filmi ve hala öyledir. Bugün buradayım. Uzun zamandır bunu hayal ediyordum. Bugün yaptım sonunda. Ne mutlu bana. Evet. Filmde Dr. Emmett Brown'un "Road? Where we're going, we don't need road." dediği yol burası. Martin McFly'ın evi. Bu evin hikayesi böyle. Bu filmin hikayesi böyle. Bu film benim hayatımda büyük anlamda değiştirdi. Ne yapmak istediğimi bulmamı sağladı. O yüzden de Back to the Future üçlemesi benim hayatımın en önemli noktalarından bir tanesi. Bunu daha önce galiba birkaç tane vlogda anlatmıştım ben size. Bu filmin ikinci bölümünün müziklerini ben tekrar baştan yapmıştım. Orijinal skorlar Alan Silvestri'ye ait. Yani benim için şey, o döneme göre yapılmış en iyi film. Benim tabii ki bu filmde duygusal bir bağım da var. Dolayısıyla şimdiye kadar, hatta şimdiden sonra da yapılacak en iyi filmdir bu. Üstüne bir film tanımam. Bugün hazır buraya gelmişken akşam belki bir üçleme tekrar baştan bir izlerim. Güzel olur o da. O dataları keşke bulabilsem de bu filmin rescore yaptığım o müzikleri paylaşabilsem. Temalar duruyor da. O zaman tabii şey yoktu böyle hani Cubase, Mubase, bunlarla yapmadım. Notalarının bir kısmını finale yazmıştım, onu hatırlıyorum. Öyle çok eğlenceli bir işti benim için o. Ve ilk defa hani böyle bir sinema filmine müzik yazıyor gibi hissettim ki, yani sinema filmine müzik yazıyorum zaten de. Hani profesyonel işmiş gibi yaptım onu. Ve o benim bitirme tezim olmuştu. Bugün buradayım. Benim için duygusal bir an bu. Öyle. Yakında Back to the Future ile ilgili birkaç tane daha böyle sürpriz şey çekeceğim. Onları da paylaşırım zaten. Evet dostlar, uzun zaman...
gelecekten gelen horoz sesleri. Uzun zamandır düşündüğüm şeyi bugün sonunda yapmış olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Az evvel söylemiştim değil mi? Gideyim ben şu işlemeyi bir daha izleyeyim bak. Yani mekanın kendisinde olmama rağmen filmi özledim bir anda. İzlemeyenler varsa ki hala etrafımda izlemeyen insanlar görüyorum. Hangi yıla gideyim? 2024'ten memnunum aslında. Çocukluğumu tekrar bir görmek isterdim valla. Neyse. Bu yol yeterli hızla çıkmama yeter mi? Hey doc, we better back up. We don't have enough road to get up to 88. Roads? Where we are going, we don't need roads. Roads? Where we're going, we don't need roads.